gecenizi hayır etsin inşallah. Karınızı da mübarek eylesin. Amin. Bayağıdır içeridesiniz herhalde. İçerideseniz bilmiyorsunuz. Yukarıda mahsur kalıyorduk biz. Bayağı böyle güzel kar yağıyor. Maşallah. Herhalde yukarıdakından gelebilirler mi gelemezler mi bilmiyorum. Hadid suresi 28. ayeti aşağıdaki meyallere göre nasıl anlamalıyız? Yani iki kat pay olarak çevirmiş, göl pınarlı ve elmalı ise iki kat pay olarak çevirmiş. Bu iki kat pay ya da iki nasip nedir? İnsanda halk edilen nur nedir? Elmalı, ey o bütün iman ederler. Allah'tan korkun ve Resulüne iman edin ki sizlere rahmetinden iki nasip versin. Ve size bir nur bahşeylesin ki onunla yürüyesiniz. Hem de size mağfiret buyursun. Allah gafurur rahimdir. Bu nurun birincisi dünyadaki hidayete vesile ve sebep olması. Allah'a ve aynı zamanda da bir kimsenin dünya için Allah'ı çok severek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadretlerini çok severek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretlerinin nuruyla nurlanıp o kimsenin manevi uruç etmesi. Buna bir açıdan başka açıdan bakılırsa bu iki nurdan öbürküsü de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadretlerinin mahşerdeki şefaati olarak görebiliriz. O yüzden bunun üzerinde herkes tefsirciler muhakkak bir şeyler söylemişlerdir. Tefsirciler muhakkak bununla alakalı bir şeyler demişlerdir. Bakmak gerek. Ama bu iki nurdan kasıt Allah-u Alem. Hem bir kimsenin Allah ve Resulüne iman ederekten iman nuruyla nurlanması, onun hidayet nuruyla nurlanması ve eğer dünyadaysa bu iki nurda ki ben öyle görüyorum, o kimsenin Allah ve Resulünün yolunda gidip onun nuruyla nurlanıp o kimsenin Allah'a yakınlık noktasında uruç etmesi. Hani miraçla urucu ayırt ederler ya, aslında uruç etmek de bir nevi miraç etmektir. Ama hiçbir kimsenin miracı bir peygamberin miracı gibi değildir. O manevi uruç etmektedir ona. O kimse o uruç esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin nuru olmaksızın yürüyemez. O yüzden Hazreti Mevlana Mesnevisinde o güzeller güzelinin nuru önümde ardında olmadıkça ben yolumu bulamam diye Mesnevisinde o yüzden söyler. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden tecelli eden manevi hususi bir nurdur. Allah-u Alem. Doğrusunu Allah verir. Haydi sorun bakalım. Efendim şimdi hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin yatarlar, kafir kalkarlar, kafir yatarlar, mümin kalkarlar dedi hadis-i şerifte. Bu nasıl tedbir olabilir? Bir kimsenin imanını muhafaza etmekle alakalı. Yani iman eden kimse, hani ey iman edenler, iman ediniz ayet-i kerimesini her dem kendi üzerinde tecelliyat olarak bulundurması lazım. Bu her dem kendi üzerinde tecelliyat olarak bulundurması o kimsenin günlük hayatını yaşarken kendi dairesinde iman esaslarından dışarı çıkmamak için gayret göstermesi. O yüzden akaidle alakalı meselelerin insanlar arasında bilinmesi lazım. Tabi önceden akaidle alakalı hususi meseleler okutulmazdı, böyle bir şey söylenmezdi. Genel itibariyle insanlar Kur'an ve sünnet dairesinde durur. Herhangi bir mezhebin mezhepsel kaidelerine tabi olarak da devam eder. Ama sonradan normalde 4. 5. yüzyıllarda İslam'ın 6. yüzyıllara doğru akaidle alakalı meseleler gündeme gelmeye başladı. Akaidle alakalı meseleler gündeme gelince insanlar o ashabın düz ondan sonra yalın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden geldiği gibi dini meseleleri algılayıp yol yürüme noktası kalmadı. Öyle olunca iştihatlar devreye girmeye başladı.
başladı. Müteşabihlerin üzerinde değişik düşünceler devreye girmeye başladı. Böylece önce ilk etapta fiiliyatta mezhepsel farklılıklar oluştu, içtihatlar oluştu. Ardından fiiliyattaki mezhepsel zenginlik diyeyim ben, insanlarda yetmedi. Bu sefer de itikadi içtihatlar çıkmaya başladı. Bunlar ilk etapta zenginlik olarak algılanabilirdi. Ama ve lakin sonradan bu itikadi yeni mezhepler bir kısım insanları sapkınlığa, sapıklığa doğru yürüttü. Ve insanlar mesela mümin yatıp kafir kalkması bir ameli işlemediğinden dolayı değil. O esnada yattığı yerde itikad olarak itikadından farklı bir itikada geçti. Düşünsel olarak. Bu sefer kalktığında kafir olarak sabahladı. Çünkü o itikadi bir meselede kendince hadisleri inkar etti. Örneğin itikad noktasında kafir olarak uyandı. Veyahut da ya ne alakası var, ahiret mi olurmuş, kabir azabı da yok, bak profesörler de söylüyor şimdi dedi. Kafir olarak sabahladı. Veyahut da Mustafa İslamoğlu, soy ismi de İslamoğlu bak adamın. Adam kader yok diyor, biz ondan iyi mi bileceğiz, kader yokmuş demek ki dedi o kimse. Bu sefer kader yokmuş deyince kadere iman var. Kadere iman diyor ya Mustafa İslamoğlu, Kur'an'ın içerisindeki bir iman esası değildir deyip çıkıyor şimdi içinden. O kimse böyle inandı, kafir olarak kalktı. Bunun burada kafir olarak kalkmak bir kimsenin itikaden bozulması demek. Namaz farz, hadi ya namaz farz mı olurmuş, ne alakası var dedi. Kafir olarak kalktı. Veyahut da mümin sabahladı. Sabahlar sabahlamaz, sabah programı bayanların matinesi gibi bir tane de işte din alimi kılıklı birisi çıktı. Kadınlar hayız halinde de oruç da tutabilirler, namaz da kılabilirler dedi. O Hazreti Peygamber'in böyle bir hadis-i şerif var deyince yok öyle bir hadis, uydurma böyle bir hadis dedi. O kimse mümin sabahladı, kafir olarak hayatına devam ediyor. Tabi bunlar normalde itikadi bozukluklar yaklaşık 300 yıllarda baş göstermeye başladı. Bunun ilk işaret fişeğini Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin yanında bir dönem duran sonradan hariciler denilen o kimseler başlattı. Onlar bu noktada ilk işaret bir şey onlarındı. Bunların ondan sonra bu işin içerisinde farklı itikadi mezhepler çıkmaya başladı. Hala da bir sürü itikadi mezhep var. Ümmetim 73 fırkaya bölünecek, 72'si delalettir, birisi naciyedir. Hadis-i şerifini de şimdi yok görüyorlar zaten. Bütün herkes hiç delalette kimse yok, hepsi de hidayette deyip çıkıyorlar işin içinden. Böylece insanların itikatları bozuldu. Tabii insan nefsine hoş geliyor. Yani örtünmek noktasında bir kadının kendince böyle kaygıları, tereddütleri olur mu, olmaz mı, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye böyle kendi nefsiyle alıp veremediği bir şey varken televizyondan çıkıyor birisi. Ne alakası var işte tesettür yoktur diyor. Çok çağdaş bir kimse olarak kabul ediliyor. Kadın da tamam yokmuş bak işte tesettürle alakalı hiçbir şey yokmuş dedi gitti. Bunun gibi. Mümin olsa iyi. Ama inkar ettiği için ne oldu? Müşrik noktasına geçti. Kafir noktasına geçti. Farkında değil nikahı da düştü. Adam bir duble içki haram değil dedi. İşte neymiş kıssası da şey... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gidiyormuş. Bakmış millet içiyor, eğleniyor. Ne güzel demiş. Ondan sonra geri dönüşte de kavga ederlerken görmüş. Demiş bu ümmetime haram olsun, böyle olur mu kavga ediyorlar demiş. İçip de eğlendiği müddetçe haram değil hocam diyor. Ya dedim bu kıssayı nereden buldunuz? Hadi bunun bu melaneti yapacaksınız, bu kıssayı mı bulup dedim. Dedim Yavuz hani minareyi çalan kılıfını hazırlarmış ya, içkiyi içecek ya kılıfını hazırlamış. Bizde diyor kavga etmek yasak diyor. Biz içeriz, kavga etmeyiz, eğleniriz. O yüzden bize haram değil diyor. Geçenlerde birisi ne dedi?
Şeyde o cennette var zaten dedi. Şarabın tahura. Neden dedi siz burada yasaklıyorsunuz ki dedi cennette içeceğiniz şeyi. Ben de dedim burada yasaklananlara, burada yasağa uyanlara cennette içecekler yalnız. Sana dedim başka bir şarap içecekler. Nerede dedi? Cehennemde içecekler. Seninki de zakkum suyundan olacak dedi. Buradaki üzüm suyundan da dedi, zakkumdan olacak dedi. Şimdi normalde o kimse kendince böyle inandı, gitti o kimse. O yüzden mümin de mümin akşamlayıp kafir sabahlıyorlar. Ya mümin akşamlayıp kafir sabahlamak, oturun televizyonlara bakın. Peki efendim şimdi etrafımızda çok televizyondaki o dediğimiz şeylere inanıp gelen insanlar var bilmeden. Onlar kafirlik mi? Nasıl? Biz kimsenin küfrüne fetva veremeyiz. Yok. Bir kimse yanımızda Allah'ı inkar ettiyse o ayrı mesele. Kur'an ve sünnetin dışında aykırı bir şey söylediyse kardeş bu söylediğin söz küfür alametidir deriz. Sen kafirsin diyemeyiz. Peki ona inanıyorsa bizim hatamızdan anlatamadığımızdan dolayı onu getiremediğimizden neden dolayı... bir suçu hep üstümüze alıp da psikolojik bunalım yaşayalım? Ya bu insanın kendi kendisini sorumlu görmesi, disiplin etmesi açısından, iyi çalışması, gayret etmesi açısından değil mi? Ama bütün olumsuzlukları kendi üzerimize alıp da psikolojik, psikolojik sendroma kendimizi neden atalım? İman edenler için yolu belli. Ya iman etmiyorsa ne yapayım? Neden ben sorumlu olayım? O kadar da kendimi psikolojik, psikolojik sendromun içerisine atamam, yok. Kabus olur insan için. Gönül arzu eder ki herkes iman etsin, herkes imanın yaşasın, herkes Kur'an ve sünnet dairesinde, belli bir hayat çerçevesinde yaşasın ama yani bu kabul görmüyorsa insanlar açısından söylenecek laf yok. O zaman bazı peygamberler gönderildi, hiç iman eden olmadı. Yani o peygamberi mi sorumlu tutacağız? Bir de işin bu tarafı var. Veyahut da bugün gündüz de konusu oldu. Nuh'un oğlu, hanımı iman etmedi. Sorumlusu Nuh muydu? Anlatamadı. O yüzden mi iman etmedi? Yok. Biz evet kendimizce anlatmak için, yaşatmak için gayret gösteririz ama bir yere kadar. Allah'ın bir kimse hidayet yolunu seçmiyorsa, kendince hidayete doğru kanat çırpmıyorsa, kim ona hidayet ettirebilir ki? Hidayet noktasında hidayete doğru kanat çırpan bir kimse hidayete ulaşır. Eğer bir kimse hidayete doğru kanat çırpmıyorsa, hidayete sırtını döndüyse, Allah da ona sırtını döner. Bir kimse hidayeti isterse Allah ona hidayet eder. O kimse hidayete sırtını dönerse Allah da ona sırtını döner. Burada Allah ona hidayet etmediği için o hidayete sırt dönmez. O hidayete sırt döndüğü için Allah ona hidayet etmez. O kalbini karartmak için, katılaştırmak için, mühürlendirmek için uğraş sarf eder, o yolda yürür. Şöyle söyleyeyim, bu kapıdan gidersen kalbin mühürlenecek, imansız olacaksın. Bu kapıdan gidersen kalbin felaha kavuşacak, kurtulmuşlardan olacaksın. İki tane mühür var. Sen kalkar da şimdi kalbi mühürlenecek, katılaşacak, küfür ehli olacak olan kapıya gider, mühürle beni dersen, o mühür otomatik vuruyor sana. Sen buraya aitsin demiyor. Sen o kapıya gitmişsin çünkü. Öbür kapıya gittiysen, onda da hidayet mührü var. Onda da hidayet mührü var. Burada biz cüz-i irade noktasında kendimize aitiz. Bu nokta, benim kaderim hangisiyse ben ona gideceğim, bizim inancımızda yok. Veyahut da cebri olarak beni bu kapıya birisi gönderdi deyip böyle bir bizim inancımızda böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak bize akıl vermiş, fikir vermiş, düşünce vermiş, doğru yolu indirmiş, peygamberler göndermiş.
dileyen bu peygamberlerin çizdiği benim yolumdan yürüsün diyor ayet-i kerime. Ben size dosdoğru yolumu indirdim. Dileyen bu yoldan yürüsün diyor. Orada dilemeyen başka yoldan yürüsün demiyor. Dileyen bu yoldan yürüsün. Cenab-ı Hak kendi yolunun karşısındaki bir yolu yol olarak görmüyor. Çünkü o ezeli ve ebedi bir yol değil, geçici bir yol. Ama hani güzel söz Allah'ın katından indirilmiş ağacın meyveleri gibidir diyor ya. Kötü söz Allah'ın katından indirilmiş zakkum ağacının meyveleri gibi demiyor. Demek ki kötü sözün bağlı bulunduğu bir ağaç yok, köksüz. Kötülük köksüz. Kökü yok. Geçici, kalıcı değil. Zulüm kökü yoktur. Kalıcı değildir. Küfür kökü yoktur. Kökü olmayan ağaç gibidir. Kalıcı değildir. Ama hidayet kalıcıdır, ebedidir. Güzel söz ebedidir. Allah'ın zat-ı uluhiyetinden çıkmış, sudur etmiş bir şeydir. Güzel kelam Allah'ın zat-ı uluhiyetinden çıkıp tekrar zat-ı uluhiyetine dönen şeydir. Ancak güzel sözler Allah'a ulaşır. Güzel sözler Allah'a ulaşır. Güzel olmayan sözler Allah'a ulaşmazlar. Onlar geçici mecaz şeylerdir. Gezegenlerin kara delikte kayboldukları gibi kötüler ve kötülükler de ebedi değildir. Onlar da kara delikte kaybolup giderler tarihin çöplüğüne. Ama iyiler ve iyilikler her daim anılırlar. O yüzden kötüler kötülükleriyle anılırlar, iyiler her daim iyilikleriyle anılırlar. Hiç Adem Aleyhisselam'ın ümmetinden kimin var aklınıza gelen ismi kalan? Adem'in var ama bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi duruyor hala da. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetinden insanların isimleri var mı? İndiniz mi? Bir sıkıntı yok yani. O geldiğimiz dik yokuştan mı geldi? Evet. Maşallah. Orada bir kalabalık vardı. O Saatçi Ali Efendi'nin orada gitti. Ha bir de Saatçi'nin oraya geçtiniz. Evet. Maşallah. Biz bir alete bağladı şey. Yani kimse öyle Gürcan indirdi demesin yani. Aralıkta bir alet vardı, o da oturdu, ben de oturdum, ikimiz de oturduk. Yani o alet tıkır 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 aralıkta indirdi. Zenginlik böyle bir şey. Aklım onlardaydı da, bayağı dik yokuştu orası, bayağı sıkıntılı bir yoldu. Dedim kendi kendime bunlar nasıl inecek? Gürcan'da, şeyde, bizim mühendislerinde iner onlar, iyi indiler oradan. Bir yarım saat daha dursaydık mahsur kalacaktık herhalde, değil mi onlar? Onlar kalır efendim, tamam. Da güzel. Evet. Sevgi sonradan artmaz veya azalmaz, ilk anda oluşan duygu neyse odur aslında demiştiniz. Bu noktadan bakınca Rabbimiz ile kullar arasında sevgi de ilk yaratılışta mı belli olur? Kullar o ilk anın tecellisini mi yaşar? Normalde bunları tabii farklı manalar, farklı anlamlar verebilir mi kimse? Ama benim kendimce, hani bir kimse böyle herkesin kendince bir felsefesi vardır ya, kendi dairesinde. Ben böyle bir görüşte aşıklığa inanan bir insanım. Benim kendimce, bu kendi haleti bugün, bunu diyemem. Ben sonradan bir kimseyi sevmek için uğraşamıyorum.
ben bunu yapamıyorum. Benim halet-i ruhiyeme uygun değil ya. Ben bakacağım, göreceğim, seveceğim, oturacağım orada. Bitti. Ben böyle bir hani şimşek çakması oluyor ya. Ben sevmeyi böyle bir şimşek çakması gibi nitelendiriyorum. Bu ister erkek, ister kadın, ister derviş, ister derviş olmuyor. Hiç önemli değil. Benim o esnadaki şimşeğim ne kadar şiddetliyse o kadar oluyor. Bu benim kendim cezam. Bunu illaki herkesin üzerine bir elbise gibi oturtmak değil miydi? Kimisi aklında, aa ne kadar güzeli var, gözleri güzelmiş, sevilesi var. Aa ne kadar güzel kulakları varmış. Adım adım seviyor. Harika, yoldur. Yok, benimki öyle değil. Ben önce seviyorum, sonra tanıyorum. Benimki biraz böyle Allah affetsin, kendimi özelliğe koymak için değil. Benim ömrümce yaşadığım şey bu. Bu sefer de sevdiğimi tanıdıkça hayretten hayrete geçiyor. Bak ikisi de tanıyor. Birisi tanıdıkça seviyor, birisi sevmiş zaten. Tanıdıkça hayretten hayrete geçiyor. Tanımlanacaksa, hani tarif edilecekse, ben ikinci kategorideyim. Biraz felsefem Orhancı benim, bir görüşte aşık oldum var ya, benim felsefem biraz o tarafa kayıp. Öbürkünü yapamıyorum, yani aklımı bu noktada zorlayamıyorum ben bir meseleyi. Benim aklım da geridir zaten biraz. Benim duygum öndedir, kalbi biraz öndedir benim. Ben kârmış zararmış, bakamam öyle, hesaplayamam ben. Alem ne der diyemem hiç. Bir başkası ne söyler? Bunlar benim aklıma gelmez. Benim hesabım kitabım yoktur. Gidelim giderim. Ben çeker giderim. Oturalım oturalım. Ben otururum orada sabaha kadar. Veya iki gün, üç gün. Hiç önemli değil. Benim hesabım kitabım yoktur. Öyle. Bu biraz da babam öldükten sonra arkamda bekleyenin olmadığından da kaynaklanıyor. Babam ölünce biz böyle işte ben aileme karşı olan sorumluluklarımı yerine getiriyordum. Ben biraz free büyüdüm, öyle diyeyim. Yani eve gitmediğimde de kimse beni arayıp sormazdı, nerede kaldı demezler. Ben iki gün, üç gün, bir hafta filan eve gitmediğim zaman olurdu. Bu benim biraz da yetişme tarzımdan alakalı. Ben bir yerde yemek yiyeceksem bakarım, hoşuma gittiyse karşıdan oturur yemek yerim orada. Ne yediğim önemli değildir, benim orası hoşuma gitmesi önemli. Bunun gibi bir şey bu. Veya bir yerden hoşlanmadıysam, isterse dünyanın en lüks, en güzel yeri olsun, ben bakarım hoşlanmadım, içim kabul etmedi, yürür giderim, giderim ben. Ne pişirdiği önemli değil, veyahut da herhangi bir kimseye de bakarım, içim ısındıysa tamam, canımı bile veririm ona. Hiç mesele değil. İçim ısınmadıysa, o normalde ağzıyla kuş tutsa benim için şeyi yoktur. Özel kuşisi talede bir şey süstür. Bunun gibi, yani normalde bu biraz benim kendi kimliğimle, kişiliğimle alakalı, şahsımla alakalı, öyle söyleyeyim. Bu dinden bir şey değil. Bu illaki herkes böyle olacak diye bir kaide yok. O kimse koklar, bakar, eder, böyle hani bir yemek yiyecek ya bir kimse. Ne gurme mi diyorlar onlara? Koklayacak, bakacak, osuna bakacak, busuna bakacak, ondan sonra yapacak, böyle şey yapacak. Benim sevdiğim şeyler değil. Ben yiyeyim, tadını sonra alayım ben ağzımda. Mesele değil. Tadı sonra gelir ağzıma zaten, arkadan gelir, o önemli değil. Benim bununla alakalı, o yüzden ben böyle işte benim nazarımda sevgi sonradan artmaz, eksilmez ben. Ben imana da bu gözle bakıyorum. Benim nazarımda iman da artıp eksilmez. Ben iman ederken de öyle iman ettim. Yani Kur'an sünnetli diyorsa bitmiştir benim için. Ben hiç onun orasını burasını altına üstüne yanına sağına soluna bakmam. Kur'an sünnet bunu böyle demiş mi demiş, bitmiştir benim için.
Ben üzerinde bir daha tereddüt bulutu hiç dolaştırmam. Rahatımdır o yüzden, hayatı rahat yaşarım. Dinimi de o yüzden rahat yaşarım. O yüzden arkadaşlara da derim, Kur'an ve sünnetin dışında bir şey söylediğimi de uyarın beni. Bir iddia sahibi değilim bu noktada. Bu benim için hayatı da kolaylaştırıyor. Ben bir iş yapacağım zaman da bir dakikada karar verir yaparım. Altını üstünü hiç düşünmem ben. Normalde ne iş yaptıysam bugüne kadar hesaplayıp kitaplayıp da yaptığım bir iş değildir. Ben Denizli'ye, Şeyh Efendi'ye ziyarete gittim, gezmeye gittim. Bir dükkan tuttum, dükkan öyle boş duruyordu. Ne iş yapacağım belli değildi. Herkes soruyordu, ne iş yapacağım bilmiyorum diyordum ben. Neden tuttun? Lazım bir iş yapmam lazım çünkü diyordum ben. Ha neden tuttun? Ya lazım bir iş yapmam lazım dedim. Bir iş yapacağım yani ben. Denizli'ye gittim, orada baktım birisi havlu satacağım diye uğraşıyor, yırtıyor kendini. Biz de orada Kampıcı'ya gittik, canımız sıkıldı orada, Şeyh Efendi'nin yanında, oradaki etrafındaki kimselerden canım sıkıldı. Müsaade istedim ben dedim, efendim müsaade ederseniz, biz dedim Seyyid'in olan kardeşler, bir onu ziyarete gidelim dedim. Ben gidin Mustafa dedim. Biz onun oğlan kardeşine gittik ziyarete. O muhabbet ediyor işte, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Onun para olsa dedi, burada dedi çok hesaplıdır, bir de havlu var Mustafa kardeş. Böyle para kazanılıyor, para olsa şöyle alınır, böyle satılır. Hiç umuruma bile katmadım ben. Ertesi gün bir daha gittik oraya biz. Kaplıca'da kalıyoruz çünkü. Yine aynı mal, yine aynı adam orada gene. İşte düzinesini adam 8 lira istiyorsa 6 lira istiyor. Gene havada uçuşuyor, şöyle alınır, böyle satılır. Biz gene 7 kişilik gene gidelim geriye Kaplıca'ya. Üçüncü gün bir daha geldik biz. Gene gidecek bir yer yok Denizli'de. Bizim Seyyid'in kardeşi var işte, onun da tezgahları orada. Gene oraya gitti. Adam 4 liraya düştü düzinesine. Ben yine havuzculuk yapacağım diye bir şey yok. Seyyid'e dedim ben, bu dedim 4 liraya düştü. Valla para varsa al dedi bana. Dedim Bursa'da kaça satılır bu? Dedi havada karada dedi en kötü ihtimalle 10 liraya satılır. Oğlum arada çok fark var, bir şey olmasın dedim. Yok dedi. Bu manyak işte dedi. Denizli'de bir sürü böyle manyak var dedi. Yapıyorlar dedi malı dedi. Para lazım olunca böyle satıyorlar. Böyle çok mu burada dedim ben, çok dedim. Adam onu böyle yığmış çuvalların içerisinde. Tabii bende de o zaman burada saat cebi var bende, iflas etmişim. Böyle iflas ettikten sonra sadece kendimin ve çoluğumun çocuğumun geçimini düşünüyorum. Borcum var, 1 milyon dolar. Bir Antalya'da bir müdürle iş yapıyoruz, otellere şey yapıyor, adam sarhoş kafa gece yarısı aradı beni, kim verdi telefonu onu dahi bilmiyor. Adam bana bir sipariş geçti gece yarısı, ben siparişleri yazdım, ertesi gün fiyat verdim. Adam dedi ki aldım dedim fiyatlara. Dedim yarısının parasını peşin isterim, yarın gönderiyorum hesap numarası söyledim. Ertesi gün ben ona bir hesap numarası gönderdim, yani olur gözüyle bakmıyorum ben, adam gün dolarları gönderdi hesap numarasına. Lan o ben yarı parasından gittim, bütün malı aldım istediğim. Aradan 10 gün geçti, adama dedim malın hazır, hepsini göndereceğim. Diğer kalan yarı parasını da gönderdi. Adam gün diğer kalan yarı parasını da gönderdi. Geceleri konuşuyoruz adamla. Gündüz adam telefonuma bile bakmıyor. Adam parayı gönderdi. Ben de adamın verdiği adrese malını gönderdim. Yani %100 kar ettim. İlk defa cebim para gördü böyle. Dedim Mustafa Özbağ bunu sen şimdi dedim sermaye yap. Sakın ha dedim çoluğunu çocuğunu rezil etme. Ben şimdi o adam mal istiyor, ben de o parayla yapıyorum, gönderiyorum. Hep ama %100 para kazanıyorum. Benim cebimde de para var. Hiç unutmuyorum o gün için. 7.000 dolar var cebimde. Hiç kimse bilmiyor. Ben onu naylona sardım, buraya saat cebine koydum içeri. Pantolonu değiştireceğim zaman diyorum ki benden habersiz kimse pantolonuma dokunmasın evde. Onu ben büyük bir itinayla
kutsal bir şeymiş gibi bohçaya sarılı parayı o pantolondan öbür pantolona geçiriyor. Ölümlü kalınlık o. Onunla ne iş yapıyorum? O para benim cebimde gelen. Nereye gidiyorsam da yanımda götürüyorum. Aniden bir iş çıkarsa, alınacak satılacak, orada alıyorum çünkü. Adam benim parası yok zannediyor ya, kendince böyle havadan oradan buradan atıyor ondan sonra. İşte perdelik kumaştır, şudur budur alıyor o zaman. Adam diyor ya para olsa 1000 liraya vereceğim şimdi bunu diyor. Kaç metre var burada diyorum ben, 1000 metre diyor. Tak veriyorum parayı. Kalıyor şimdi. Oğlum öyle demedin mi? 1000 lira demedin mi? Evet. Satmayacaksan kalsın. Tamam hacı sattım. Ya satmayacaksan kalsın gene. Yok sattım. Tamam. Sat. Olur. Tak oradan bir tane şey gönderiyorum ben de. Bir depo gibi bir yer var. Oraya gönderiyorum. Böyle asıl kelam. Orada gene 4 liraya indi adam. Seyit saymalıdır. Seyit Taş baktı. Kurban var mı dedi. Ya say sarmalı dedi. 4 lira madem 12 liraya satacağım. Ne almayayım? Biz 4 liradan saydık bütün çuvalları. Dedim adama hepsini mi vereceksin 4 liradan? Hepsini vereceğim dedim. Hepsini de aldım dedim. Benim havlucum ya. Başlamam bu. Bu kadar. Saydık çuvalları. Boşalttık, saydık. Üzerine yazdım. Mustafa Özba. İsim lazım. Bereket etsin. Bu kadar. Adam dedi fatura yok ki dedim fatura adresi. Yakalanırsa beni bilsinler dedim. Ne olacak? Ya nasıl dedi. Ne olacak dedim. Vergi dairesi bana dedim. Bitiriliyorum ceza kesmiş. Ha 10 lira daha fazla kessem ne olacak? 28 Şubat'ta bir trilyon ceza kesmişti bana. 1.3 trilyon. Ve asıl ben ticarete başlarken de öyle hesap kitap. Ne zaman başlardım? Hiç etmedim. Dergaha girerken de öyle. Kendi kendime dedim benim bir dedim şeyhe intisap etmem lazım. Benim arkadaşımı çağırıyorlardı zikrullah. Nereye çağırıyorlar lan seni dedim ben. Boşlar da sana göre değildi. Sen beni götürme dedim o evi basacağım ben bu gece. Mecbur götürdü beni. Biliyor ya, evi basacağımı. Orayı dağıtacağımı da biliyor yani şey değil herkes biliyor. Götürdü beni baktım o bir ağladım bir gözümü kapıyorum başka yerdeyim açıyorum başka yerdeyim. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Dedim buraya girmek için ne imzalanacaksa getirin dedim. Ben imzalayayım. Ben buraya giriyorum. Ben böyle çok hesap kitap eden bir kimse değilim. Ben bazen diyorum ya arkadaşların tuhafına gidiyor. Evlenmedi, evlenmek bir dakika bile uzun diyorlar. İş kurmak bir dakika uzun. İşi kapatmak bir dakika uzun. Ben havlu bornozu bırakıyorum deyince şeye dedim bizim Sait'e, Sait indir kepekleri dedim. Kapattım havlu bornozu dedim. İçerideki mallar dedim. Çağır birisini dedim kim almak istiyorsa hepsine dedim. Çek para mara bir şey sat bitti. Kapattım da. İşi. Kapatmam bu kadar. Son iş yerinde satacaktım onda yarım saat sürmedi. Benim için sürmedi. Karşıdaki kimse düşündü. Ona yoldan çağırdım. Erkut gel buraya dedim. Ben geldi. Dedim oğlum burayı ben satıyorum. Dedim git. Hanımın üzerine bir dedim vergi levhası çıkar. Yarın gel dedim buraya. Dedim burayı sattım ben sana. Bu kadar. Ertuğrul'un ortağı çağırdım. Acamet gel dedim. Ben yeri sattım. Adam paldır küldür geldi. Hemen eşyaları aynı gün dükkandan çıkardım. Benim özel eşyam ne? Dedim zaten çocuğa. Bu odanın içi bana ait dedim. Geri kalan sana ait. Odanın içini dedim komple temizleyeceğim. Hepsi de bana ait burası dedim. Ceketi aldım çıktım. Bu kadar. Yani sabah bir mağazaya ortaktım. Öğlende mağazaya ortak değildim, satmıştım.
Ben sattırdım da evraklar, mevraklar, işlemler, devir, teslimler, o yüzden bekledim. Ben çok hesap kitap bilmem. Yapamam da canım sıkıldı benim, burnum kanar zaten. Ben böyle bakıyorum insanlara, bir iş yapacak günlerce, aylarca, evlenecek günlerce, aylarca, yıllarca. Bana tuhaf geliyor, işte 6 ay sonra düğün yapacaklarmış. Bana tuhaf geliyor, 6 ay nasıl bekleyecek bu adamı bilmem. Ben olsam beklemem diyorum içimden. Tez canlıyım ben, yapamıyorum öyle. Ben evleneceğim, bir dakika sürmeli benim için, 2 dakika değil. Ben yani etrafımdaki kızları, erkekleri de evlendirirken bana bıraksalar ben 1 dakikada evlendiririm, biter benim için. Bir gün Yunus'u çıkardım ya sahneye. O gitti görüştü, oğlum benim işim bitti dedim. Sen hazırsan git bugün hemen nikahınızı kıyayım, al götür dedim. Evde ne eşya varsa al götür, kaldı çocuk. Ben böyle uzun şeyli şeylerde nefesim daralıyor. O yüzden bu kocaman benimki bir hayat felsefesi. Ben bir seferde bitiyor benim işim. Ben baktım gördüm bitti, baktım gördüm bitmedi, bitmedi. Allah yoluna çıkarsın. Bu kadar. Balın bıraktıklarında. Mesela Mesut da burada ya. Mesut geldi. Şimdi onun eşine de ben dedim seni alacak olan benden istesin. O da tamam dedi. Öyle bir ahitlik vardı aramızda. Bu kadar. Hatta Mesut, Mesut demedim yüzüne. Ben verdim senin, sana dedim. Öyle değil mi? Tabii Özler'le Gürcan'ın da bunda şey var. Dediler ki ben dedim tanımıyor musun çocuğu onlara? Onlar dediler ki biz kefiliz. Lan dikkat edin sözünüze dedim ben. Gürcan hatta dedi ki ben kendimi kefil olmam, Mesut'a kefil olurum. Daha iyileri söyledi de kardeşim ya duysun ama değil mi? Kardeşime kefil olmam ben de. Mesut'a kefil olurum. Ben de bunlara dedim ulan oğlum siz ikiniz kefil oldunuz mu dedim. Ben gözü kapalı veririm kimseye. Verdim o zaman ben. Öyle demedim mi sizin yanında? Evet, daha Mesut'la bile konuşmam dedik değil mi? Evet arabada konuşmuştum. Arabada. Dedim ki böyle bir şey. Örnekleri var yani. Benim hayatımın böyle oluyor. Olmadı. Yok olmuyor bende. Yani bir şey olmuyor. O yüzden Mesut'un yani hanımı bu noktada benim manevi kızım. Hiç gözü kapalı mesela Mesut'a hemen. Mesut'la da görüştüğümüzde verdim dedim. Değil mi Mesut ilk görüşmede? Sonra geri kalan prosedürü uyguladınız. Ben tabii görüşmeden sonra gece telefon açtım kızın annesine. Dedim ki verdim kız haberiniz olsun dedim ama siz yine dedim kendi aranızda konuşacaksanız konuşun. Onlar arkada prosedürü devam etti. Benim kafamda oldu bitti yani mesela. Benim o esnada kafam çakıyor benim bir ışık gibi, bir şimşek gibi bir şey çakıyor. Ne çakıyorsa ben de bilmiyorum onu. O esnada bitiyor benim işim. Yok bitmediyse de bitmiyor zaten. O esnada bitmedi değil mi? Bitmiyor. Benim kendimle işim böyle. Allah bizi affetsin. Bu da bununla alakalı. Yani bunu bir din olarak, bir yol olarak algılamayın siz bunu. Bu benim kendime münhasır bir şey. Bu noktadan bakınca Rabbimiz ile kullar arasındaki sevgi de ilk yaratılışta mı belli olur? Bu biraz mahrem bir mesele. Bu mahrem bir mesele. Yani bunun şimdi konuşacağım meselede siz cebriye düşebilirsiniz. O yüzden bu böyle açıkça anlatılacak bir mesele değil aslında. Bugün kar yağıyor ya boş ver. Ben bir rahatlayayım. Bu mesele normal bir mesele değil. Kim sorduysa bunu
ciğer deliğinden sormuş. Değil mi hocam? Adamı cebriye sokar mı bu mesele? Sokar değil mi? Biraz girelim mi cebriye? Biraz girsek zarar verir mi bize? Vermez inşallah. Eyşah eyvallah. Hocadan fetvayı aldık. Allah'ın sıfatları sonradan olgunlaşmaz. Sonradan kemale ermez. Allah'ın mutlak değişmeyen kaderi vardır. Bu perdenin arkasındaki gerçektir. Allah bir sefer sevdi mi bitmiştir. Allah'ın sevgisi sonradan artıp eksilme yapmaz. Bu biraz cebriye kokar. Bunu dışarıda konuşursanız, dışarıda bunu seslendirirseniz, dillendirirseniz taşlanırsınız. Bunu anlamayan bir kimse burada cebriyeye düşebilir. Oysa Allah'ın bir kimseyi sevmesi Cenab-ı Hakk'ın kendi katından bir lütfu ilahisidir. Allah yaptıklarından sorumlu değildir. Birisinin Cenab-ı Hak kendi fazl-ı rahmanından sevebilir. Bu sevgi ne artar ne eksilir. Allah onu sevmiştir bir kere. Allah onu sevmiştir. O Cenab-ı Hakk'ın cezbedici sevgisinin şemsiyesinin altında hep hayretten hayrete, hep cezbe halinde yaşar. Cenab-ı Hakk'ın sevgi şemsiyesinin altında o aslında hiçbir zaman cezbeden çıkmaz. Hiçbir zaman hayretten çıkmaz o. O hep hayretten hayrete, hep cezbe halinde yaşar. Bu Cenab-ı Hakk'ın sevdikleridir. Bir de kulun Allah sevgisinin bu noktada iki tecelliyatı var diyebiliriz. Bir, haktan halkadır. Anlattığımız haktan halkadır. Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri vardır. Allah onları sevmiştir. Ben bunu bir sufi yola girip her daim Allah'ı zikretmek, her daim Allah yolunda koşma çabasında bulunanların üzerindeki bir tecelliyat olarak görüyorum. Bu benim kendi şahsi bakışım. Din değil bu yine. Öyle söyleyeyim. Bir de kullar Allah'ı sever. Kullar Allah'ı sevdikçe, kullar Allah'ı sevdikçe, yaklaştıkça, yakınlaştıkça kocaman bir sevgi görürler. Bu kul Allah'ı sever. Bu da yol mudur? Evet. Ama bu fakirin söylediği Allah'ın bu noktada sevmesidir. Arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur hadis-i şerifi. O ilk anda oluşan sevgiye göre nasıl değerlendiririz? Bu benim söylediğim ikinci yoldur. Arar o kimse. Akıldır. Akıl ona aramasını emreder. Akıl ona araması gerektiğini söyler. O arar. Aradığını da bulur. Bulduğunu da tanır. Tanıdığını da sever. Sevince o da onu sever. Hadis-i Kudsi'nin devam ediyor. Allah onu sevince onun canını kendisi alır diyor diyetini. Bu ikinci yol. İlk seven Rabbimiz midir? Kullar sevilen noktasında mıdır? Bu normalde işte dediğim gibi eğer birinci kategorideki o kategoriye girenler, peygamberler o kategoridedir. Allah onları seçmiştir ve sevmiştir. Arabiye göre veliler de Allah'ın seçtikleri ve sevdikleridir. O zaman hani aynı cenahta, aynı grupta ya onlar.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sorarlar. Sen bir peygambersin, ölüm esnasında, ölümden önce ateşler içinde kıvranıyor. Ya Resulallah, sen bir peygambersin, bu kadar cefa, bu kadar sıkıntı sana derler. O da der ki, peygamber cefanın, sıkıntının, belanın büyüğü peygamberlere. Ondan sonra velilere, ondan sonra velilerin etrafındaki kimselere de. Hadis-i Kudsi çok önemlidir. Önce bela müsibet kimeymiş? Peygamberlere. Ondan sonra velilere. Ondan sonra velilerin etrafındaki kimselere. Ne kadar yakın durdu, ateşten o kadar çok kıvılcım oldu üstüne. Ben bunları bu üç ana daire, peygamberler, biz o dairede değiliz. Biz peygamber değiliz, hiç kimse olamaz. İkinci daire ne? Veliler. Bu konuda bir iddiam yok ama onların yolunda olduğuma inanıyorum. O yolda da kardeşler koşturuyor kendince. Elhamdülillah. Bakın bu sesi bir yol. Peygamberler, veliler ve velilerin etrafındaki. Hadis-i Kudsi açık. Veliler ve etrafındakiler. O zaman bu özel bir yol. Üstad derviş ilişkisinde sevgi yine ilk o yaratılış anında ruhlar aleminde mi olur? Bence öyle. İlk seven üstad mıdır? Derviş ilk anda oluşan sevgide kalır mı? Bunda illa ki bu böyle deme noktası yok. Yanıltır bizi. Bu dervişlerin kendi arasında, kendilerince, insanların kendi konumlarınca, durumlarınca oluşacak olan bir şey. Ruhlar aleminden belli olan bir sevgi diye düşünüp aynı noktada kalmak kaderecilik mi olur? Evet. Siz bunu böyle düşünmeyin. Hayatınızı yaşayın. Daha fazlası için derviş ne yapmalıdır? Derviş kendince hep sevmeye, mücadele etmeye, gayret etmeye devam edecek. Allah bizi onlardan eylesin. Fâlemennâhû lâ ilâhe illallah, 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 lâ Fatiha mesela.